Hello, merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Konyaaltı tarafındayız. Ve şehire 2 kilometre fazla uzak değil yani, ya da 1,5 kilometre diyelim. Biz Kurşunlu Şelalesi'ne gitmeden önce burada bir dinlenmek istedik, kahvemizi içmek istedik. Ve şimdi gelelim, birlikte restoranta girelim. Burası sabah 9'dan akşam 24'e kadar açık. Burada kahvaltınızı yapabilirsiniz. Akşam yemekleri de var. Balık ızgara, et ızgarası. Yani yemek de yiyebilirsiniz. Ve hafta sonları canlı müzik de var. Ve size buradaki manzarayı göstermek istedik. Kış yazın açık burası. Yani sabah 9'da açıyor. Akşama kadar oturabilirsiniz burada. Gelin birlikte bakalım bu güzel manzaraya. Gördüğünüz gibi güzel havada da terasayı kullanıyorlar. Bir tarafınız dağ, bir tarafınız deniz, öbür tarafınız da şehir güzelliği gözüküyor. Bu taraftan bakınca şehir manzarası. Park alanını da yukarıdan gelip bu tarafa aracınızı park edebilirsiniz. Güzel süslemişler çiçeklerle. Baya bir hoş bir ortam var. Biz beğendiğimiz için sizinle paylaşmak istedik. Ve şu an size bütün güzel manzaraları çekiyoruz. Şimdi gezimize devam. Hep birlikte. Antalya dışına çıktık gezmek için ve size bu güzel manzarayı göstermek istedim. Bir tarafımız daha, o tarafta deniz gözüküyor. Bakın burada hep durmuşlar, yol kenarında piknik yapıyorlar. Yani burada böyle yol kenarında geçerken durup biraz dinlenebilirsiniz. Sandalyenizi alın, küçük bir masa alın, oturun, keyif yapın. Antalya Kurşunlu Şelalesi'ndeyiz. Bu sefer ne dedim? Böyle bir güzel bir manzaradan size merhaba yapayım dedim. Hep genellikle baştan, girişten yapıyoruz. Bu sefer de böyle yapalım dedik. Kişi başı buraya giriş 45 TL. Antalya'nın şelalesini gezelim dedik. Biliyorsunuz Manavgat'ta da şelaleye gittik. Buraya da gelmenizi tavsiye ederim. Yukarıda restoranlar var. Böyle aşağı iniyorsunuz. Bayağı bir yürüyeceğiz bir gün sizin için. Biz çok erken saatlerinde geldik buraya. Sabah saat daha 10.
Ve zannettik biz ilkiz. İlk girenlerden ama bayağı bir daha önce gelenler varmış. Hep turistler var. Ama bu tarafa eğer Antalya'ya gelirseniz buradaki şelaleye gelmenizi tavsiye ederim. Şelalenin sesi, manzara gerçekten bayağı güzel. Buraya gelmeniz için suyunuzu yanınıza getirin ve spor ayakkabılarla gelin. Çünkü bazı yerler kayıyor. Manzara mükemmel. Gerçekten bu taraf bayağı bir serin. Bakın. Hatta böyle suyun üstünde gök kuşağı oluşmuş. Size dediler buradaki şelalede çok merdiven var, çok inişli çıkışlı. Bayağı büyükmüş burası, durulabilirsiniz. Şimdi sizi bu güzel doğayla baş başa bırakıyorum ve bu güzel manzaranın keyfini çıkartın. Thank you.
Az önce karşı taraftaydık, şimdi bu tarafa geçtik. Ama yarım saattir dolanıyoruz. Gerçekten labirent gibi yapmışlar burayı. Aşağı in, yukarı çık, bir sürü merdiven. Yani bayağı bir çektik zaten sizin için. Bayağı bir yorulduk. Kolay değilmiş. Yani küçük çocukla tavsiye etmem. Çok merdiven var, iniş çıkışlı. Ama güzel bir atmosfer var. Doğanın içinde tertemiz hava, su akıntı sesleri, kuş sesleri. Yani güzel, doğanın içinde bayağı bir güzel yapmışlar gerçekten. Daha bakalım çıkış nerede? Bulabilirsek iyi. Zaten hep çıkış okları var, gösteriyor. Etrafı izlerken yorgunluğunuzu unutmuş oluyorsunuz bu ara. Ama tabii ki çıkışa vardığımızda herhalde bayağı bir bitkin olacağız. Yorulmuş olacağız. O zaman anlayacağız yorgunluğu. Yürümeye devam çıkışa. Gezimizi bitirdik. Burası giriş yeri oluyor. Buradan giriyorsunuz. Ve dediğim gibi kişi başı 45 TL. Burada da telefon numarasını görebilirsiniz. Kurşunlu Şelalesi. Google'e de yazıp adresi bulabilirsiniz. Aksu tarafında oluyor Kurşunlu Şelalesi. Ve bayağı bir yorulduk gerçekten. Bayağı yürüdük, çıktık, merdiven indik. Acayip yorucu oldu. Labirent gibiydi burası. Ortalarda restoranlar da var. Yani oturup bir şeyler içebilirsiniz. Ve böyle çok sıcak havalarda da gelebilirsiniz. Çünkü o dolandığınız yerler bayağı bir serin oluyor. Çünkü hep ormanlık, ağaçlık olduğu için şelale akıyor. O şelalenin serinliği oluyor. 0 ile 6 yaş ücretsiz diyor. Kaça kadar açık burası? Akşam kaçta? 6.45'te bayrama kadar 6.45 sonra bayramda 7 olur. 7 olur. Yazın peki kaçta? 7.30. 7.30 en son. En son kapanış 7.30. 7.30'da kapanıyor. Tamam. Sabah bayağı erken açıyormuşsunuz. 8.30. Evet, biz zannettik biz ilk erkenci biziz ama daha önce girenler de vardı. Duyduğunuz gibi sabah erkenden açılıyor ve akşam 19.30'a kadar sürüyor. Yani açılış saati. Sizin için bilgi de aldık ve araçınıza gelirseniz karşı tarafta park alanı da var. Ücretsizdir. Ve videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Abone olursanız da seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.